girdik. 2017 YGS tarih sorularına beraber bakacağız şimdi sizlerle. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Ela öğretmen tarih dersinde öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? Arkadaşlar burada ÖSYM bizim bilgimizi yoklamış. A. Etnografya, B. Heraldik, C. Epigrafi, D. Antropoloji, E. Numizmatik. İlk önce bakalım arkadaşlar, etnografya neydi? Etnografya kültür bilimi, heraldik arma bilimi, epigrafi kitabelerin üzerindeki yazıların okunması, antropoloji ırk bilimi, numizmatik para bilimi. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Diğer soruya baktığımızda, Çin kaynaklarına göre bunlarda Türk çocukları küçük yaştan itibaren koyunların üzerine binerek binicilik talimi yaparlar. Biraz büyüyünce eline ok ve yay alarak kuş ve fareleri avlarlardı. Daha sonra da tilki ve tavşanları avlarlar. Bu şekilde çok iyi bir atlı ve okçu olarak yetişirlerdi. Burada ne diyor arkadaşlar? Göçebe hayatın yaşama etkisinden bahsediyor parçada. Parçada göçebe hayatın yaşama etkisinden bahsediyor. Buna göre Hunlarla ilgili olarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Olumlu soru kökü. 1. Temel geçim kaynaklarının avcılık olduğuna. Burada ulaşamazsın arkadaşlar. Tamam hayvan falan vermiş ama temel geçim kaynağının avcılık olduğuna ulaşamazsın. Küçük yaşlardan itibaren savaş aletlerinin kullandıklarına evet. Küçük yaştan itibaren koyunların üzerine binerek bilincilik talimi yapıyor. Ok ve yay kullanıyor. 2 var. 3. Yaşam biçimlerinin askeri özelliklerini geliştirdiği evet. Göçebe hayatın yaşam tarzına etkisinden bahsediyor. Cevabımız Edirne arkadaşlar. 2 ve 3. Diğer bir soruya geçelim arkadaşlar. Bu sorunun bir benzerini tekrar sorularında çözmüştük arkadaşlar. İzleyenler varsa hatırlamıştır. Abbasiler Emevilerin aksine Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandı. Bu sayede Abbasiler döneminde Türklerin İslamiyet'e geçişi hızlandı. Özellikle Mutasım döneminde Türkleri önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirdiler. Ayrıca Bizans sınırına yakın kurdukları şehirlere Türkleri yerleştirerek ülkelerini Bizans saldırılarına karşı güvence altına aldılar. Buna göre Abbasi devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru kökü. A. Bizans topraklarının büyük kısmını fethettiklerini. Alakası yok, parçada böyle bir şey geçmedi. Türklerin askeri yeteneklerinden yararlandıklarına evet. Ordu komutanlıklarına getiriyorlar. İdari hizmetlerde farklı unsurlardan faydalanıyorlar. Evet, Abbasiler Arap Türklerden faydalanıyorlar. Arap milliyetçiliği yapmıyorlar. Emeviler Arap milliyetçiliği yapıyorlardı. Bizans ile sınırında anlaşmazlıklar yaşandığına. Evet, cevabımız Adana arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımızda arkadaşlar, 8. yüzyılda Moğol istilasından kaçıp Alaaddin Keykubat'a sığınan Necmettin Razi, Müslümanlar emniyet, asayiş ve rahatı Selçuklu hanedanının mübarek çetri gölgesinde buldular. Bu dindar padişahlar zamanında yapılan medreseler, camiler, köprüler ve diğer hayır müesseseleri hiçbir devirde yapılmamış, alimlere ve halka gösterilen şefkat ve merhamet, girişilen gazalar ve kazanılan zaferler hiçbir zamanda vuku bulmamıştır demiştir. Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru kökü. İmar çalışmalarına önem verdiklerine. Camiler, köprüler yapıyor. Adana var. Vakıf kurma geleneğini başlattıklarına. Başlattıklarını söyleyemeyiz arkadaşlar. Sadece sürdürür veya geliştirir. Yani burada diyor ki kıyaslanamaz düzeyde. Bu anlam çıkar buradan. Hayır müesseseleri hiçbir devirde yapılmamış. Yani buradan hiçbir devirle kıyaslanamaz düzeyde olduğunu gösterir. Başlattıklarına kanıt olamaz. Güçlü bir ordularının olduğuna, kazanılan zaferler ve gazalar diyor. Bilim adamlarını himaye ettiklerine, alimlere ve halka gösterilen şefkat ve merhamet. Bu da var. Güçlü bir sosyal ve kültürel yapının oluşturduklarına. Bu da var. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Başlattıklarını ulaşamayız. Devam ettirdiklerini, sürdürdüklerine ulaşabiliriz buradan. Cevabımız Bursa. Bir sonraki soruya geldiğimizde, Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda fethettiği topraklarda aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenemez? Olumsuz soru kökü. Vergi adaleti evet. İskan siyaseti evet, bu da var. Hoşgörü politikası evet. Herkes hoşgörülüydü. İnanç birliği hoşgörü politikasıyla zıttır arkadaşlar. İmar çalışmaları evet. Cevabımız Denizli. İnanç birliği derken arkadaşlar, herkes dininde özgürdür. İnanç birliği yoktur arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Diğer bir soruya baktığımızda, Kanuni döneminde Osmanlı ülkesine gelen Buzbek, Türkler arasında itibar, hizmet ve idari mevkiler, kabiliyet ve faziletin ödülü oluyor. Kişi tembel ve sahtekar ise hiçbir zaman yükselemiyor. Küçümsenip
hakir görülüyor. İşte Türkler bu nedenle neye teşebbüt etseler başarılı oluyorlar ve hükmeden bir ırk olarak hakimiyetlerinin sınırlarını her gün genişletiyorlar demiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Liyakata önem verildi, evet. Hak eden hak ettiği yere geliyor. Hizmet ve idari mevkiler kabiliyete ve faziletin ödülü oluyor. Bu var. Toplumda hoşgörünün egemen olduğuna bu parçada buna ulaşamayız. Tamam var ama bu parçadan buna ulaşamayız. Toplumda dikey hareketliliğin olduğuna. Dikey hareketlilik neydi arkadaşlar? Bir kişinin yöneticiyken yönetilen veya yönetilenken yönetenler sınıfına geçiş yapabilmesiydi. Yatay hareketlilik neydi arkadaşlar? Ona da bakalım. Ülke sınırları içinde bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan göçlere denir. Toplumda dikey hareketliliğin olduğuna kanıt parçada vardır arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3. Denizli. Diğer bir soruya baktığımızda Osmanlı iktisadi anlayışının oluşmasında unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Örf, din, coğrafya. Örf ve adetler var arkadaşlar. Din etkilidir arkadaşlar. Coğrafya, fethedilen yerler etkilidir arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3. Cevabımız Edirne. Bir sonraki soruya baktığımızda Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde aralarında Keçicizade Fuat Paşa'nın da bulunduğu bir Avrupalı diplomatlar toplantısında şöyle bir konuşma geçer. Diplomat, zamanımızın en kuvvetli devleti hangisidir? Fuat Paşa, Osmanlı İmparatorluğu der. Diplomat, nasıl olur? Fuat Paşa, çünkü siz dışarıdan, biz içeriden var kuvvetimizle yıkmaya çalıştığımız halde o hala ayakta duruyor. Bu metinden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bu soru Türkçe sorularındaki parçada anlam konusuna benzemektedir. A. Dönemin en güçlü devleti olduğuna. Hayır, bu metinden hareketle buna ulaşılamayız. Denge politikasını başarıyla uyguladığını, hayır. Osmanlıcılık siyasetini yaptığını, hayır. İç ve dış tehdit altında olduğuna. Evet, cevabımız Denizli. Batı karşıtı bir politikacılığına, hayır. Cevabımız Denizli. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'da gerçekleşen Bolşevik ihtilali sonucunda Çarlık yönetimi yıkılmış, yeni yönetim ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı durumdan dolayı savaştan ayrılma kararı almıştır. Bu durumun durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir? Rusya'nın işgal ettiği yerlerden çekilmesi. Evet, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Brest-Litovsk Antlaşması'yla fethettiği yerlerden çekiliyor. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephe sayısının azalması. Evet, Kafkas cephesi kapalıyor. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak desteklemesi. Hayır, cevabımız 1 ve 2. Denizli. Lozan Barış Konferansı'nın iç tüzük görüşmelerinde konferansın adı, görüşmelere katılacak delege sayısı ve kurulacak komisyonlar ile komisyon başkanlıklarının seçimi konularında Türkiye'nin itirazlarına rağmen İtilaf Devletleri'nin teklifleri kabul edilmiştir. İtilaf Devletleri'nin bu tutumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki başarısını görmezden geldiklerini. Evet, cevabımız bu arkadaşlar. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki başarısını görmezden geliyorlar. Çünkü Lozan'a Kurtuluş Savaşı'ndan sonra gidiyoruz. Yani biz kazandığımız bir savaştan sonra gidiyoruz ve hala tekliflerimizi reddediyorlar. Kendi aralarındaki sorunlarını hepsini çözdüklerini. Hayır. Türk-Sovyet yakınlaşmasını önlemek istediklerine alakası yok. Anadolu'dan çekilmek zorunda kalan Yunanlıları her konuda destekledikleri. Hayır. Uluslararası diplomatik kuralları gözettikleri. Hayır. Aksine gözetmiyorlar. Cevabımız burada Adana arkadaşlar. İstanbul'un işgalinin ardından Mebusan Meclisi milletvekillerinin verdiği bir önergeyle güvenli bir ortamda görev yapma olanağı oluşuncaya kadar genel birleşimlerin ertelenmesi yönünde bir karar almıştır. Bu kararın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? Kanuni esasının uygulamadan kaldırılmasına, hayır. İtilaf devletlerinin işgal politikasını değiştirmesine, hayır. Temsil heyeti ile İstanbul hükümeti arasındaki ilişkilerin gelişmesine, hayır. İstanbul'daki işgal karşıtı örgütlerin sona ermesine, hayır. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına, evet. Cevabımız Edirne arkadaşlar. 1921 Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nun birinci maddesi, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şeklindedir. Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? Cumhuriyetin ilan edilmesi. Cumhuriyet neydi arkadaşlar? Halkın kendi kendine yönetmesiydi. Dolayısıyla bu sözle alakası vardır. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasına hayır. Planlı ekonomiye geçilmesine hayır. Mecellenin kaldırılması hayır. Milletler Cemiyeti'ne üye olması hayır. Cevabımız Adana arkadaşlar. Cumhuriyetin ilan edilmesi, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olmasında etkilidir. Mustafa Kemal, ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir şekilde bulunuyor. Ve ah bir kere hür olsak da şu denizde bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık demiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda yapılmış olduğu söylenemez. A. Kapitülasyonların kaldırılması. B. Kabataş Kanunu'nun çıkarılması.
C. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması. D. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması. E. Hatay'ın ana vatana katılması. Arkadaşlar burada cevabımız Edirne. Çünkü Mustafa Kemal sözünde diyor ki işte bugün özgürlüğümüzü kazandık. Fakat Hatay'ın ana vatana katılması Mustafa Kemal'in ölümünden sonradır. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Türkiye'nin dış politikada yaşadığı tehlikeler bazı şairlerin dizelerine yansımıştır. Verilmeyecek şeyler vardır. Şeref gibi, şan gibi, Kars gibi, Ardahan gibi. Bu dizelerin aşağıdaki devletlerden hangisinin bu yerlere yönelik isteklerine dikkat çekmek amacıyla kaleme alındığı söylenebilir. Doğu cephesinde arkadaşlar Sovyet Rusya ile savaşıyordu. Bu cevap Sovyet Rusya ile alakalıdır. Cevabımız Adana arkadaşlar. Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler adlı eserinde Satı Kadı'nın Kazan Köyü'nün muhtarı olduğunu, seçimle köy idaresinin başına geçtiğini belirtmektedir. Satı Kadı'nın seçimle muhtar olabilmesi ifadeler ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Cumhuriyetçilik, halk, seçim var, evet. Halkçılık, evet arkadaşlar, halkçılık da var, seçim, kadınların seçme hakkının olması, kadın erkek eşitliği, halkçılık da var. Cevabımız 1 ve 2. Devletçilik neden yok arkadaşlar? Çünkü devletçilik ekonomiyle alakalı bir şey. Paragrafta ekonomiyle alakalı hiçbir şey yok. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tarih sorularının sonuna geldik. Şöyle bir sınava baktığımızda sınavın genel olarak kolay olduğunu, 1 veya 2 sorunun bilgi düzeyinde olduğunu, 2-3 sorunun da böyle çeldiricilerle zorlaştırılmaya çalışıldığını, paragrafların uzun verilerek zaman almaya yönelik bir sınav olduğunu görüyoruz. İnşallah fazla yanlışınız çıkmaz. Size üniversiteyi kazandıracak olan LYS'dir arkadaşlar. Bu nedenle LYS çalışmalara en kısa sürede başlamanızı tavsiye ederim.